Bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben Buray Güzel Soy ve bugün Jujutsu Kaisen 2. sezonundan konuşacağız. Daha ayrıntılı olarak 12. bölüm. 11. bölümde ben Toji diyordum. 12. bölümde Nanami diyorum. Çünkü hakikaten Nanami orada bölümün babasıydı. Yani dur, onu sonra geleceğiz. Öncelikle şeyle başlıyoruz. Enteresan bir şeyle başlıyoruz. Çünkü Toji hayata geldikten sonra önce bir kekiliyor. Bakıyorsun ki aslında normalde o kadın ninesi denilen şey vücudunu kontrol etmesi için, yani Toji'yi sadece vücutsal olarak çağırdı. Tabi bu da biraz bir anlamsız geliyor çünkü Toji geliyor ama ruhu da geliyor. Kadın özellikle dedi ki ben böyle bir insanlar reenkarne ederken sadece vücut hafızalarını geri çağırıyorum. O ruhlarını çağırmıyorum, sıkıntı olur. Ama abi Toji o kadar badass, o kadar güçlü ki. Hakikaten bir de fiziksel olarak aşırı güçlü. Gojo'ya karşılaştığında hani bu kadar güçlü olduğunu tahmin etmiyordum. Çünkü Gojo çok... Ama Toji normal böyle bir çarları da denk getirdiğinde hakikaten tekte yeniyor. İnanılmaz bir şekilde. Ha mesela Geto da güçlüydü. Biraz Geto dayanabildi. Oradan anlaşılması gerekiyor aslında Toji'nin ne kadar güçlü olduğunu. Bir de Gojo'yu yenebilmiş bir insan. Bir de Gojo onun sayesinde aslında güçlenmiştir de. Buna bakıyorsun, hop, yani vücut ruhtan güçlü oldu. O reenkarneyi alan vücut çocuk yok. Yani artık Torun'la Nine gitti çünkü. Ondan sonra Toji Nine'yi de hallediyor. Diyor ki yani jutsuları yok etmemi istiyorsun. Bana emir veremezsin ama hadi yapayım emrini. Sen de jutsusun, git Nine. Öyle bir durum var. Akabinde tabii şimdi ismini bilmiyorum ama sürekli böyle jutsu ajanlarını öldüren, yol üzerini öldüren bir insan var. Sürekli görev dağılımlarını yapan. Nanami de onun vücudunu görüyor. Onun cesedini görüyor. Bir de şey de güzel. Bir konuşması var. Yani düşünüyor. Nanami'nin tabii sesini de vermiş olduğu. Yani Kenjiro Tsuda'ydı onun sesini yapan. Ki ben o sese bayılıyorum. Bir de o öyle enteresan ki sesini paylaştığı karakterlere bir karakter de atfediyor. Mesela Chainsaw Man'da Kishibe öyleydi. İşte Nanami böyle Jujutsu Kaisen'de. Hep böyle bir hayattan bezmiş, genel böyle bir hatırat gibi bir... Hatırat demeyeyim de hep böyle bir yaşadıkların neticesinde bir yorumlama şekli var. Cesedini görerken hani o yorumu şey gibi gördükten sonra yapmıyor. Biraz hani jutsu olayında yaşamın boyunca bir vermiş olduğu bir yorum, bir cümle, iç dünyasını hissediyoruz. Dediğim gibi hani Kenjiro dublöründe de çok etkisi vardır. Ve tabii yavaş yavaş yürüyerek avına doğru gidiyor. O sırada bir Mei görüyoruz. Mei de işte Suguru'yu görüyor, Geto'yu görüyor. Şey güzel, mesela Geto'yu herkes şaşırıyor çünkü tam öldüğünü bilmiyorlar. Yani biliyorlar da görmedikleri için Gojo'nun kendisi zaten şaşırdı. Yani tam öldü mü, Gojo öldürebildi mi? Orada Mei o sırada mesela görüyor ilk Geto'yu. Sorguluyor önce. Sorgularken ya bu Geto geliyor. Acaba Gojo mu öldüremedi ya da bir işbirliği mi yapıyorlar? Onu yaparken böyle ufak bir saniyelik böyle sahneler var. Fark ettin, fark etmedin. Yani böyle fark etmeye de bilirsin. Şeyde de vardı çünkü Nanami sahnelerinde de vardı. Orada bir ben şey diye düşünüyorum. Bir sanki Mei Gojo'yu yan yana getiriyor. Hem bu analizi neticesinde acaba uyar mı uymaz mı? Hani Gojo yok oluyor o Geto'nun yanında. Diyor yok, o değildir diyor. Öyle değildir. Çünkü Gojo diyor zaten böyle bir şeye ihtiyacı yok. Dünyadaki istediği her çarı öldürebilecek bir potansiyeli var. Hemen böyle bir terazi olayını yaptı. Akabinde yapıyor. Oradan da hani bir yandan şey yapıyor ya diyor. Geto sen de böyle bu sarkastik, biraz böyle içi geçmiş bir gülüşün de var. Onu da seviyordum. Ya yazık olacak. Hadi neyse öldüreyim seni. Tabii orada görüyoruz ki yine o Geto'nun vücudunu kontrol eden insan aslında çok güzel vücudunu kullanıyor. Çünkü S klasmana ait yine iblislerine çağırabiliyor. Çok sıkıntılı yani. Çünkü orada Mei bile hop direktmen domaine girindi. Yani domain olayını olduğu zaman seviyorum çünkü biraz Jujutsu Kaisen'de çengel bulmaca başlıyor çünkü hepsinin böyle farklı bir domainin kuralı var. Kurala göre bir yaşamışlık olacaktır ve o biraz şey yani bilmen lazım, tahmin etmen lazım. Bazen karakterlerin kendisi de bilmiyor. Orada karşı karakter çözmesi lazım falan. Çünkü illaki güç meselesi değil yani onu gücü çözdüğünde kazanıyorsun gibi bir durum da var. Çünkü hepsinin esasında bilgiye dayalı bir şey. Yani karşıdaki domain
şeyinin ne olduğunu, kuralın nedir bildiğinde sıkıntı olmuyor, yenebiliyor. İşte onu bilmek mesele. Mayda orada hani güçlü olduğunu da biliyorsun. Birden böyle kaplaması, kapatılması böyle mezarda, orada bir sayımı görürsün işte. 3, 2, 1 orada bir çıkıyor falan. O güzeldi. Mayda bir de şey diyor ya. Vay be diyor, kaç yıldır böyle hayatın bir tehlikeye gitmedi diye. Bir orada hani Mayda'nın büyüklüğünü bir hepimiz hissettik. Ondan sonra akabinden Nanami'ye geçtik. Ya bir de bölüm çok güzeldi. Atmosfer bakımından hepsinden biraz haberimiz var. Toji, Mei, Nanami böyle serpiştirdiler. Hani biraz şey olur ya, One Piece'de çok öyle oluyor. Yani bir sahnede kalıyorlar ya, ne olacak bir sonrakisinde, ya da Zoro ne yapıyor, Sanji ne yapıyor, Luffy ne yapıyor. Onu çok uzatıyorlar ama burada hepsinden bir bölümde haber verdikleri için o konuda da güzel. Hep böyle bizi bir taze, heyecanımızı taze tutuyorlar. Bir ufak Nobara'ya da bir aslında bir şey söylemek isterim. Nobara hoşuma gidiyor. Çünkü Nobara böyle tipik şey, ha, mutlu, yaramayan ama içinde çok iyi olan, iyilik saçan kız stereotipine girmiyor. Yani Nobara bayağı böyle biraz cesaretli bir şey figürü var hani. Aman umursamıyorum, güçleniyorum. Böyle bir badass şeyi var, hali var. Yani o diğer shonenlerde yok. O konuda biraz şey, stereotipten çıktığı için hoşuma gidiyor. Biraz daha Nobara'ya bağlanıyorsun ama çok güçlü de değil. Jutsu özelliği de güçlü değil. Yani bir Megumi veyahut da Itadori gibi hiç değil şu an. O konuda ben aslında biraz Nobara'dan bir şey bekliyordum. Abi orada yani bölümün babası geliyor. Nanami yavaş yavaş yürüyor böyle. Görüyor. Adam zaten anlıyor diyor. Ya aslında önce anlamıyor. Diyor ki tamam diyor, kostümün siyah değil ama yine öldürebilirim seni falan. O sürekli başkalarını öldüren adam. Çok sakin bir şekilde. Yani zaten Nanami biliyor bunu haşat edeceğini. Kravatını çıkarıyor, sarıyor. Bir soru soruyor diyor. Siz kaç kişisiniz ve amacınız ne diye. Orada yürürken zaten şey de görüyorsun. Onun özelliği biraz daha tespit ediyor. Tam vurucu noktaları. Wow. Ya. Ben Nanami'den korktum yani. Hani orada şey değil böyle. Birden vücudu bir büyüyor sanki. Yani Yuji Hanma böyle bazen şişiyor, kasları bir büyüyor yani. Öyle gibiydi. Yani bir şey sıralaması, ya bir klasman yapmıştım işte. En sevdiğim 5 Jujutsu Kaisen sahnesi. Hani 12. bölümü bekleseymişim biraz değişebilirmiş o klasman, ya da yok. Başka klasmanlar da yaparız. Çünkü 5 tane iyi sahne olarak 5'e sığdıramam. Birçok 5 videosu yaparız yani. Ben öyle düşünüyorum yani. Siz de istiyorsanız hani yaparız, yorumlarda belirtirsiniz. Ama dediğim gibi yani Nanami'nin o badass attitüdü, yani mizanseni, sesi, ortamlar, bir de perspektif de çok hoşuma gitti. O vuruyor, sekiyor. Şey hani bir de vitrinli, ışıklı, güzel de bir mekandalar böyle. Hani şey, genellikle dövüşlerde büyük alanlardır. Hani çok engel olmayacak alanlardır. Ama burada biraz animasyon ve resim olarak da tebrik etmek lazım. Çünkü komplike bir alan içerisinde, yani bir AVM'nin içerisi gibi. Yani yürüyen eskalatörler var işte, yürüyen merdivenler. Orada camdan parçalar var. Bir taraftan böyle aşağı inen bir cam var, koltuklar var etrafında. Hani onun içerisinde dövüşmeleri, o sahneyi seçmeleri hem bir zordur. Çünkü iyi düşünün, mesela hep dövüşler bir açık alandadır yani. Niye? Çünkü o biraz da yazar da, ona da sonraki sahnelerde kolay olsun çizilmesi. Ve diyeceklerim bu kadar. Yani çok hoşuma gidiyor. Jujutsu Kaisen bölümü olduğunda mutlu oluyorum. Çünkü heyecanım dorukta. Bölüm de dolu dolu. Yani dolu dolu böyle bir One Piece'in Gear 5 olduktan sonraki o 15 dakika yeme fiyaskosu değil. Her bölüm bir sürü şey oluyor. Güzel de sahneler var. Her bölümde neredeyse bir klasmanlarda koyacak sahne koyuyorlar. Yani hakikaten GG, Akutami, Mappa'ya hani elleri öpülesi bir eller, çift elleri var. Nasıl bir cümle oldu bilmiyorum ama çok teşekkür ediyorum bu sebepten dolayı. Ve bir sonraki bölümü zevkten bekliyorum. Bu arada bir ufak bir yanlış bir şey söylemiştim bir önceki bölümde. 23 bölümden oluşacak bu sezon. Ben 13 bölüm diye dedim galiba. 12 mi 13 mü? Bazı animelerden karıştırıyorum. Bazıları 11, 12, 13 veyahut da 23'te bitiyor. Diyeceklerim bu kadardı. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben Buğra Güzel Soy. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ciao.